Evet arkadaşlar, bugün sizlerle dezenfektan cihazı için devre kartı tasarımı yapacağız. Devre kurulumuna geçmeden önce devrede kullandığım malzemeleri tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, elimde gördüğümüz modül kızılötesi sensör modülümüz. Yani bu sensör ile elimizi tuttuğumuzda motorun aktif olarak çalışmasını sağlayacağız. Ve bir adet NE555 enteklesi kullandım. Zaten bunu araştırmamız lazım ve bunun hakkında bilgi vereceğim sizlerle. Bir adet potansiyometre. Bu potansiyometre 470K'lık bir potansiyometre. Arkadaşlar, bu direnç 1K ve 22 mikrofaradlık bir kapasitörüm var. Kutuplu yalnız bu kapasitörüm. Evet arkadaşlar, devre kurulumuna geçersek NE555 entegremi breakboard üzerine yerleştiriyorum ilk olarak. Ve daha sonra jumper kablolarım ile entegremin bağlantılarını yapacağım arkadaşlar. Entegre üzerinde gördüğünüz üzere yuvarlak kısım birinci bacak, ikinci, üçüncü, dördüncü ve sırayla bu şekilde 5, 6, 7 ve 8 diye devam etmekte. Birinci bacak arkadaşlar GND bacağı. İlk olarak oradan bir GND bağlantısı alıyorum. Arkadaşlar, 8. bacak, yani tam karşısındaki bacağımız ise bizim pozitif bacağımız olacak. Bu şekilde bir bağlantı gerçekleştiriyorum. Daha sonra arkadaşlar 8. bacak ve 7. bacak arasında 1K'lık bir direnç ile artıyı devam ettiriyorum. Bu şekilde bir bağlantımı yaptıktan sonra tekrardan devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Buradan 8 ve 7. bacak arasında 1K'lık bir direnç attım arkadaşlar. Bundan sonraki bağlantıda kapasitörüm bağlayacağım arkadaşlar. Kapasitörüm ve benim enteklemin 5. bacağıyla GND arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Arkadaşlar, 5. bacak burası diye, yani en alttaki bacak. Buradan benim 1. bacak, yani GND bacağıma bir bağlantı gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar, şu şekilde yatırabilirsiniz. Herhangi bir bacağa temas etmeyecek şekilde. Şu şekilde. Yani sizin için daha rahat bir çalışma alanı oluşturacaktır. Daha sonra arkadaşlar potansiyometremi bağlantılarını gerçekleştirmek istiyorum. Potansiyometrem şu şekilde bir uzaklıkta doğru bir şekilde yerleştikten sonra enteklemin 7. bacağı ile potansiyometremin 1. bacağını bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrardan aynı bacak üzerinden, yani 7. bacak üzerinden bir ortaya giriş alıyorum arkadaşlar. Yani potansiyometremin orta bacağına girişimi yaptım. Şu an bağlantılarım da doğru. Bu şekilde. Tekrardan son bacaktan da alıp 2. bacağa bir bağlantı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yani enteklemin 2. bacağına bir giriş yapıyorum. Bu şekilde girişimin doğru olduğuna emin olmak istiyorum. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok şu an devremizde. Ve arkadaşlar, 2. bacak ile enteklemin 6. bacağını birleştirmem gerekiyor. Ve son olarak da arkadaşlar, benim sensör modülümü devreye takmam ve aktif hale getirmem gerekiyor. Biliyorsunuz bu sensör modülleri 5 volt ile çalışmakta. Bu şekilde bir beslemesi yaparsam yeşil bacak artı sarı ise eksi olacak şekilde modülün üzerinde. Hatta modülü şöyle göstereyim size arkadaşlar. VCC, GND ve analog ve dijital çıkış olmak üzere 4 tane bu şekilde bir bacağı var. Biz analog çıkıştan sinyal alıp enteklemize göndereceğiz. Bu şekilde artı ve eksiği verdiğimde sensör modülüm enerjilenmiş olacak ve her bir hareketimizi analog girişinden enteklemize sinyal göndererek motorun çalışmasını sağlayacak arkadaşlar.
Bu şekilde bir adet bağlantı yapmam daha gerekli. Dediğim gibi analog çıkışından alıp enteklemin ikinci bacağına giriş yapmam gerekiyor arkadaşlar. Birinci bacak zaten GND'ydi ve ikinci bacağıma bağlantısını gerçekleşmiş bulunmaktayım şu an. Daha sonra arkadaşlar motor bağlantılarına geliyor. Motorumuz 5 volt DC motor. Artı eksi yönü zaten şu an fark etmiyor, dönüş yönüyle ilgili o. Arkadaşlar üçüncü bacağımız bizim enteklemize çıkış bacağıdır. Yani sinyali dışarıya çıkışını verdiği bacak. Üçüncü bacak arkadaşlar soldan bu şekilde bir artı alıp tekrardan arkadaşlar diğer bir bağlantıyı da GND'den almamız yeterli olacaktır. Şu an GND bağlantısını yapalım. Evet, şu an GND bağlantısı da bitti arkadaşlar. Devreyi şu şekilde gösterirsem sizlere. Devre bağlantım bu şekilde. Şu an devreme enerji vermem gerekiyor. Devrem arkadaşlar 5 volt ile beslenmekte. Bu şekilde artı. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an. Şöyle tutar isem eğer. Potansiyometre ile bunu bu şekilde hızını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce devremin çalışmasında bir yanlışlık vardı. Onu düzelttim. Hatam ise şuradaki kabloyu yanlış takmışım. Yani modülümdeki iki tane çıkış olan analog ve dijital çıkışlardan analog çıkışa bağlamışım kablomu. Fark etmemişim onu. Dijital çıkışa bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra sensörümüz bu şekilde her gördüğünde motor aktif olarak çalışmakta arkadaşlar. Diğer bağlantıların hepsi aynı şekilde, herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece tetik bacağımız yani NE555 entegresinin ikinci bacağına giden bağlantımın yeri yanlışmış. Şu an herhangi bir hata yok. Devre sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Arkadaşlar dezenfektan cihazlarındaki mantık aynıdır. Sadece motor farklı. O da su pompası motoru vardır arkadaşlar. İnternetten araştırırsanız. Ben onun linkini de koyacağım zaten videoya. Siz onu kullandığınız vakit devreyi kendiniz bu şekilde tasarlamış olacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar.